Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda buzdolaplarında kullanılan timer'dan bahsedeceğiz. Uçlar nasıl tespit edilir? Arıza nelerdir? Sökeceğiz, içinin parçalarını vesaire göstereceğiz. Ne işe yarıyor bu timer? Yani yeni buzdolaplarında artık kullanılmıyor. Elektronik kartlar bunu takip ediyor. Ya da bunun yapacağı işi onlar yapıyor diyelim. Eski buzdolaplarında var bu. Dolaplarda kullanılan timerların görüntüleri farklı olsa da, iç yapılarında ufak tefek farklılıklar olsa da çalışma mantıkları aynı. Ne işe yarıyor? Buzdolabını ne zaman soğutmaya geçeceğini, ne zaman defrost yapacağını belirliyor. Burada zamanlayıcısı var. Buradan elektriği keserek ya da başka bir hatta elektriği yönlendirerek buzdolabı buzlarını kırıyor, eritiyor ya da motoru çalışıyor. Zamanlayıcı. Şimdi şöyle ölçümünü gösterelim. Bu timerımız arızalı, çalışmıyor. Onun için içini söküp arızanın ne olduğunu da size göstermeye çalışacağım. Şimdi buzzer konumunu aldık. Bakın şimdi. Şu ikisi şu anda kısa devre. Bunda bir şey yok. Yani orta iki. Bakın şimdi çeviriyoruz. Yön değişti. Tekrar bakalım. Şu an bu ikisi kısa devre değil. Az önce kısa devreydi. Ne oldu? Bu ikisine geçti. Bu uçlardan bir tanesi motor için artı 3, bir tanesi motor için eksi 3. Ancak onu da söküp göstereceğiz. Şimdi iç yapısını bir size gösterelim. Bir tane motoru var. Bakın bu motorumuz. Buradan bir kablo giriyor. Buradan bir kablo giriyor. Yani şu uçla şu uca elektrik verdiğimizde ne olur? Motor çalışır. Anahtarın hiçbir konumunda bu iki uç kısa devre olmaz. Buradan hangi uçla elektrik vereceğimizi biliriz. Şimdi şurayı çıkaralım. Burada çarklarımız var. Bu çevirdiğim parça. Bu dönerek şuradaki bakın plakaları birbirine değdiriyor ya da ayırıyor. Dolap bu sayede dediğim gibi elektriği diğer kablolara yönlendiriyor. Bir tarafı kesiyor, diğer tarafa veriyor. Dolabımız içerisindeki buzları eritiyor, motoru durduruyor. Sonra tekrar motoru çalıştırıyor. Şimdi motora bakalım ne alemde. Şöyle göstereyim. Şöyle giriyor motorun kabloları. 220 voltla çalışıyor. Şunu da çalışmasını yakın çekim göstereceğim. Söylediğim gibi motorda biraz sorun var gibi. Motoru da açalım. Sıvı teması, su teması motorda sorunlara yol açabilir. Su kaçmış içerisine. Bu da motorun sağlıklı çalışmamasına neden olur. Yol açar. Bu mıknatısınız. Şurada bir telimiz var. Motoru temizleyeceğiz güzelce. Ondan sonra tekrar deneyeceğiz, çalıştıracağız. Ben şimdi arızandan bahsedeyim. Şu bakır levhaların arasında meme dediğimiz, yani eskiden kalma bir tabir bu, İletkenler var. Şöyle şunu söküp gösterelim mesela. Bakın. Bunlar kararıyor, özelliğini yitiriyor ve tam bir iletim sağlamıyor. Ya da yapışıyor, kalıyor. Buradaki çarkların hasar görmesi de rastlanan sıkıntılardan birisi. Kırılıyor belli bir zaman sonra, yağsız kalıyor vesaire. Ancak en sık görülen şey buraların kararması. Kanalımızda söylediğimiz bir şey var. Bu kısımları zımparalayarak kısa bir süre için olsa bile çalışmasını sağlamak uzun vadede size büyük sorunlara yol açabilir. Kartı patlatırsınız. Bunu her videomuzda söylüyoruz. Temizlersin. Bir hafta, iki hafta çalışır. Tekrar sorununa yol açar. Tavsiye etmiyoruz. Böyle durumlarda değiştirmek lazım. Ki zaten yeni buzdolaplarında bu timerlar artık kullanılmıyor. Biz yine de ihtiyacı olanlar için içini çekelim, gösterelim dedik. Şimdi motoru biraz temizledim. Motorun iç kısmını. Bir tekrar deneyeceğim. Bakalım çalışması nasıl. Şunu bir takalım. Şu parçalar alttan birisi şuraya giriyor, birisi de şuraya.
Ne olacak? Bu tamir edilmez. Bu değiştirilir. Yenisi alınır. Takılır. Parçaları bunlar. Cacık bir motor, cacık. Şöyle. Timer arızalandığında buzdolabınız eritemediği için buzları buzlanır. Su akıtır, motor çalışmaz, motor sürekli çalışır. Buzdolabınız 8 saat çalışıp işte belli bir süre bu timer'a göre dinlenir. Timer arızalı olduğu için dinlenme durumuna geçmez ya da hiçbir şekilde buzdolabınız çalışmaz. Arızalı bunlardır. Videomu burada son veriyorum arkadaşlar. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. YouTube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.